Böbrek hastalığından bahsettik hocam. Biraz da böbrek rahatsızlıklarından da izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz? Şimdi böbrek rahatsızlığı derken tabii orada bir akut bir kronik böbrek rahatsızlıkları var. Böbrek direkt olarak bazı enfeksiyonlar ya da böbreği etkileyen bazı ilaçlar nedeniyle de böbreğin kendisi hasar görmüş, rahatsız olmuş olabilir. Veyahut da var olan hastalıklara bağlı olarak böbrek etkilenmiş olabilir. Bunların ikisi ayrı ayrıdır. Mesela tansiyon, böbrek hastalıklarında tansiyon yükselir. Evet. Şeker hastalıklarının bir bölümünde daha sonra tansiyon yükselebilir ama illa olacak diye bir kural yoktur. Ama gerek şeker hastalığı gerekse tansiyonun ilerleyen dönemlerinde yıllar içerisinde böbreği etkilemesi söz konusudur. İşte onun için ilaçların düzenli kullanmaları, efendime söyleyeyim denenlere uymaları, denenleri yapmaları gerekmektedir. Yoksa ileride bir böbrek hastası olarak karşımıza gelebilirler. Bugün Türkiye'de diyalize giren yani makineye bağlanan hastaların yarısı şeker hastasıdır. Ve birçoğu da yani bana bir şey olmaz, ben işte yiyorum, içiyorum gibi hareket ederler. Ama zaten hemen 3 günde, 3 ayda, 3 yılda olmaz. Bu tür hastalıkların yan etkileri uzun yıllar içinde ortaya çıkar. O nedenle biz onu ne kadar geciktirirsek o kadar bizim için iyi olur. Yani ortaya çıkışını öteleriz. Ama kurallara uyarsanız, ilacınızı kullanırsanız, diyetinize uyarsanız bunların ortaya çıkmama ihtimali de vardır. Ya da çıkacaksa 5 yılda çıkacağına 10 yılda, 20, 30 yılda çıkabilir. Peki hocam, böbrek rahatsızlıklarında, böbrek hastalıklarında en önemli etken su tüketimi diyoruz. Peki normal bir insan kaç litre su tüketmeli? Ramazan ayında da su tüketimimiz nasıl olmalı? Yani şimdi şöyle, yani böbrek hastalıklarında su tüketimi derken biz uzun süre aç kalacak olursak, uzun süre sıvı almayacak olursak daha doğrusu böbreklerin süzme fonksiyonları yavaşlar. Özellikle yazın bir de terle daha çok su kaybediyoruz vücudumuzda. Böbrekten geçen kan ve diğer sıvı miktarı azalır. Onun için o açığı kapatmak durumundayız. Eğer su içmeyecek olursak, böbrekten geçen kan miktarı azalacak olursa bu sefer böbrek süzmesinde yavaşlamalar olur ve vücudumuzda biriken ve oluşan daha doğrusu çeşitli metabolizma sonucu oluşan ürekreatinin gibi maddelerin atım yeridir böbrek. Eğer yeterince sıvı alamayacak olursak bu maddelerin atılımında yavaşlamalar olur ve bunlar kanda birikmeye başlar. Ondan sonra halk arasında üremi dediğimiz durum ortaya çıkar. Yani ürenin atılamaması ve kanda yükselmesi durumudur. Bu da böbrek yapısının daha da bozulmasına neden olur. Eğer erken dönemde biz bunlara müdahale edecek olursak bunlar geriye dönüşü olur. Yani kronik hale geçmez. Akut dönemde daha doğrusu su tüketerek bu işin ilerlemesini önleyebiliriz. Onun için bol miktarda su içmek gerekmez. Ha belli miktar nedir? Bunun belli bir miktarı yoktur. Yazın daha fazla içilir. Dediğim gibi hem sıcak olması hem ter olması, terle kaybedilmesi. Kışın daha az sıvı tüketilir. Sadece su içmek anlamında değil. Yani uygunsa çay içersiniz, ada çayı içersiniz, meyve suyu içersiniz. Yani bunlara engel bir hastalığınız yoksa ayran içersiniz, süt içersiniz. Yani sıvı almaktır buradaki amaç. Ama tabii bunun için en faydalı sıvı su olduğundan dolayı su ağırlıklı olarak söylenir. Su her zaman en iyisidir ama olabildiğince su açık varsa diğer sıvılarla da bu kapatılabilir. Ama alkolü bunun içinde saymıyoruz, onu da söyleyelim. Evet. Yani.